Bugün gastrit, ülser ve reflüden bahsedeceğim. Çözülebilecek bir hadise. O yüzden önemli de bir Türkiye'deki insan popülasyonunda var olduğu için, önemli de bir hastalık olduğu için, rahatsızlığı açısından bunlardan bahsedeceğim. Bunları tedavi etmek mümkün doğal yaklaşımlarla. İlaçlara gerek kalmadan halledilebilecek konular bunlar. Özellikle bundan 30 sene önce Edirne'de askeri doktorken, üsteğmen olarak görev yaparken garnizon nöbetçi tabibiydim ve Ramazan'da iftarı bekliyorduk. Hiç unutmuyorum. O zaman reflü ve gastrit ağrısı bende oluştu. İftara 2 saat vardı ve çok güzel bir program hazırlamıştık. Beraber arkadaşlarla iftar açacaktık. Ben o 2 saati nasıl geçirdiğimi hala acısını hatırlıyorum. Yerimde duramamıştım. Ve iftar bana zehir olmuştu. İftarı da dostlar açamamıştım. Nöbetçi doktordum o zaman. Bunu yaşayanlar bilirler. Yani gastriti, ülseri, reflüyü, regürjitasyon da diyoruz. Bunları ancak yaşayanlar bilirler. Onlar da beni dikkatli dinleyeceklerdir. Bunu çözmek mümkün arkadaşlar. Burada ne yapılıyor? Özellikle ülserde ve bunlarda genelde Helicobacter pylori suçlanıyor mikrop olarak. Arkasından da bombardımana tutuluyor vücut. 2 tane antibiyotik veriliyor. Antasit veriliyor. Açık reseptör blokörü ya da asit pompa inhibitörü dediğimiz ilaçlar veriliyor. 6 aylık bir tedavi sürüyor. O noktada 6 ay sonra Helicobacter pylori ölmüş oluyor, yok olmuş oluyor. Ama vücuttaki bütün yararlı bakteriler de yok olmuş oluyor. Çünkü siz duvardaki bir sivrisineğe elinizdeki bazuka ile ateş ediyorsunuz. O sivrisineği belki öldürüyorsunuz ama duvarı da yok ediyorsunuz. Duvar bizim vücudumuz. İlaçlar böyle. İlaçlar kullanılmalı ama gerekli olduğu zaman gerektiği miktarda kullanılmalı. Flora yok olduğu zaman da mahvoluyor tabii vücut. Bunun ötesinde burada tabii gözlemlediğimiz şu var. Özellikle bu antasitler, açık reseptör blokerleri, yani ilaç olarak söyleyeyim, öyle bilirsiniz. Nexium, Famodin gibi ilaçlar kullandığınızda bunlar asidi azalttıkları için ortamı, yani mide asiditesini azaltıp ortamı alkali hale getirdikleri için bu sefer proteinler ya da yediğimiz besinler parçalanmamaya başlıyor. Yeterince parçalanmadan emilmeye başlıyor. Bu bağırsak emiliminde problemleri ortaya çıkartıyor. Karaciğerde toksisite ortaya çıkartıyor. Yani karaciğerde zehirlenme ortaya çıkartıyor. Vücutta kirlenme ortaya çıkartıyor. Bu süreç içerisinde ki senelerce bu tür ilaçları kullananlar var biliyorsunuz. Diğer yan etkilerinden bahsetmiyorum. Empotans falan gibi yan etkilerinden bahsetmiyorum. Konuşulan, bazılarında olan. İnsanların vücudunda savunma sistemi dengesini şaşırıyor bu sefer. Toksite, zehirlenme ve yararlı bakterinin yok edilmesinden dolayı antibiyotiklerle ve otoimmün hastalıklar ortaya çıkıyor. Otoimmün hastalıklar neler? İşte Hashimoto tiroiditi gibi ki şu anda çok acayip artmış olan fibromiyalji gibi, sedef vitiligo gibi cilt hastalıkları gibi. Yani vücudun savunma sisteminin kafasının karıştığı ve kendi vücudundaki dokularla savaştığı hastalıklardan bahsediyoruz. Romatoid artrit gibi, astım gibi hastalıklardan bahsediyoruz. Sonuç homeostoz dediğimiz denge bozuluyor. Yani vücudun dengesi bozuluyor. Vücudun dengesi bozulduğu zaman da artık onu tedavi etmek ya da düzeltmek çok çok daha zorlaşıyor. Neye benziyor bu? Şöyle benzeteyim size. Covid'de çoklu organ yetmezliği dediğimiz hadise. Yani bakıyorsunuz kan değerlerine işte sodyum-potasyum dengesi değişiyor, kalsiyum değişiyor. B12 folik asit, D vitamini bir tanesini veriyorsunuz, düzeltiyorsunuz, öbürü bozuluyor, öbürünü veriyorsunuz, öteki bozuluyor. Çünkü öyle bir denge var ki, yani Necip Fazıl Üstad'ın tabiriyle atomlarda cümbüş, donanma şenlik ve çevre çevre nur, çevre çevre nur, iç içe mimari, iç içe benlik, bildim seni ey Rab bilinmez meşhur. Yani insan benim sırrımdır, ben insanın sırrıyım hadis kutsisini. Biz hekim olarak insan vücudunda, yani mikrokosmos dediğimiz insan vücudunda devamlı gözlemliyoruz. Bu noktada siz bu dengeyi bozduğunuz zaman artık onu toparlamak mümkün değil. En doğru yaklaşım
vücudu desteklemektir. Vücut çünkü öyle yaratılmıştır. Kendi dengesini düzeltecek şekilde yaratılmıştır. Peki ne yapılabilir? Burada yapacağımız şey şu. Öncelikle 3 tane üründe bu hadise halledilebilir. 3 tane ürün. Basit bir şey bakın. Öyle zor falan da değil. Aloe vera, arı propolisi ve probiyotik, aktif probe. Bu üç ürün nasıl kullanılacak onu da söyleyeyim. Yani reflü de olabilir, gastrit de olabilir. Efendime söyleyeyim, ülser de olabilir. Ülser yara demek biliyorsunuz. Helikobakter pülörü vücudunuzda olabilir. Yani iki tane antibiyotik kullanmak yerine eğer biz bu üç doğal ürünle, bunlar doğal ürünler yani besin tamamlayıcıları, bunlarla birisi arının propolis ki kovan ürünü işte bu yani. Öbürü aloe vera yani arı propolisi bizim kadim bilgimizde yani dinimizde, kültürümüzde bal ölüm hali hariç her derde devadır buyurulan üründen bahsediyoruz. Arıların kovanı sterilize etmek için salgıladıkları dünyanın en güçlü doğal antibiyotiğinden dünyadaki en güçlü doğal antibiyotik ve aynı zamanda da müthiş bir şeyden bahsediyoruz. Ve böyle bir doğal antibiyotik ki 2. Dünya Savaşı'nda hekimler kullanmışlar. Hipokrat kullanmış, ben de kullanıyorum propolisi. Bu zararlı mikropları hem öldürür hem de durdururken yani iki yönlü etki ediyor. Hem öldürüyor hem durduruyor. Ayrıca öyle acayip bir şey ki propolis mesela çocuğu olmayanlarda da özür dilerim kullanıyoruz. Arı sütüyle beraber propolis genetik bozulmayı da düzeltiyor. Yani arı sütünden farklı olarak genetik bozulmayı da düzeltiyor. Kromozomal bozulmaları da düzeltiyor. Böyle bir ürün. Propolis'i kullanıyoruz ki dünya pazarında %60 pazara sahip benim bahsettiğim propolis. Piyasadaki sıvı propolisleri kullanmayın. İster su bazlı olsun ister alkol bazlı fark etmez kullanmayın. Su bazlı olanlar zaten bir işe yaramaz. Alkol bazlı olanlarda vücudu tahrip eden alkol var içerisinde. Bizim dinimizde de haram olan, efendim mesela bilimsel olarak da vücutta en zararlı şey olan alkol var. Ki açık bıraktığınız zaman o propolisin 1/3, 1/3 uçup gidiyor zaten. kısacası sütü sulandırmak gibi bir şey. Su katılmış süt gibi bir şey propolis. Benim bahsettiğim propolis dünyanın en iyi propolisidir. İçinde alkol yoktur. Katı şekillerdir, tablet şekillerdir. Soğuk stabilizasyon yöntemiyle geliştirilmiş formülü bizde saklı olan, dünya pazarının %60'ına sahip olan firmanın propolisinden bahsediyorum. Ben de ailemde bunu kullanıyoruz. İnsanlara da bunu tavsiye ediyorum kullandığım için. Ben bu firmanın üst müdürüyüm. Satıcı falan değilim. Ürünleri indirimli aldırtıyorum insanlara. Yani yardımcı olmak için o da. O yüzden beni direkt arayabilirsiniz. Altta telefonum var. Bir de insanlar benden çekiniyorlar. Niye bilmiyorum. Bugün bir hanımefendi aradı. Hocam çok korka aradım. İşte uzunca bir süre sizi arayamadım falan. Korkmayın arkadaşlar. Arayın. Sert görüntü var. Elimden gelen yardımı yaparım. Evet, önemli olan bir işe yaramak. İşe yaramak kadar güzel bir duygu yok. İnsanlara faydalı olmak kadar güzel bir duygu yok. Propolis'ten biraz bahsettim. Ki bu propolis'in özelliği zararlı mikropları yok ederken yararlı bakterilere dokunmaması. İkincisi aloe vera. Aloe vera'dan da biraz bahsedeyim. Ayurveda tıbbında gençliğin kaynağı denen Mısırlıların sessiz kurtarıcı dedikleri, Christoph Kolomb'un Saks'taki doktor dediği, İbn Sina'nın ölüm hariç her derde devadır dediği, bizim dedelerimizin de yaralanan askerlerde kullandığı, yara ve yanık bitkisi diye geçen, dünyanın en iyi aloe verasından bahsediyorum. Çünkü dünyadaki pazarın %90'ına hakim bu firma. Ben de bunu içiyorum. %99.7 saflıkta hiç koruyucu olmayan bir aloe veradan bahsediyorum. C vitamini ile stabilize edilmiş bir aloe veradan bahsediyorum. Böyle bir aloe vera yok. Zaten Aloe Science Council, Aloe Bilim Konseyi onayını almış. FDA üretim onayı olan, Texas Sağlık Bakanlığı onayı olan ve 169 ülkede denetlenmiş bir aloe veradan bahsediyorum. Ne yapar peki aloe vera? Aloe vera yara iyileştirici özelliğinin olmasının ötesinde antimikrobik özelliği de olan, içinde amino asitler, mineraller, vitaminler, B12 folik asit bile olan, normalde hayvansal gıdalarda olan B12 folik asit, onda olan bir bitkiden bahsediyorum.
bilim adamlarının Tanrı çölde hiçbir şey yaratmadı ama her şeyi bir bitkide yarattı, o da aloe vera'dır dedikleri bir çöl bitkisinden bahsediyorum. 270'ten fazla türü olan ama en iyi türü Barbadens Miller, en şifalı olan Barbadens Miller dediğimiz türü olan Forever Living'in de yetiştirdiği türden bahsediyorum. Tabii şimdi siz aloe vera içerseniz, propolisi kullanırsanız, bir de aktif probeyle yani probiyotikle bağırsak florasını düzeltirseniz o zaman harika bir sonuç alınıyor. O sonuçta da zaten insanların şifasına vesile oluyoruz. Evet. Şimdi burada tabii probiyotikten de bahsedeceğim biraz. Probiyotik önemli. Neden önemli? Çünkü Forever Living'in probiyotiği dünyanın en iyi probiyotiğidir. İçinde prebiyotikler de olan, hatta ambalajı bile özür dilerim. Kızım lütfen sesi azaltır mısınız yukarıda? Çünkü burada yayın yapıyorum. Aynen buraya geliyor Serra'nın konuşması. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Üst kattan da çocukların sesi geliyor. Evden yayın yaptığımız için. Şimdi tabii burada probiyotik önemli. Probiyotiğin önemi şu, bağırsak florasını düzeltmediğiniz sürece yaptığınız hiçbir şey işe yaramaz. Forever Living probiyotiği dünyanın en iyi probiyotiğidir. Yani zaten aldığınız zaman anlayacaksınız, ambalajı bile özel hazırlanmıştır bozulmamasına yönelik. 6 tane yararlı bakteri vardır ve 8 milyon suç alt grup içerir, koloni içerir. Ve bunlarla hayatınızda bir kere bile antibiyotik kullandıysanız zararlı mikropları öldürürken vücudunuzdaki yararlı bakterileri de öldürüyorsunuz demektir. Hepimizin vücudunda 40 trilyon yararlı bakteri yaşıyor arkadaşlar. Onlar olmazsa yaşayamayız. Sindirim burada olur, emilim burada olur, savunma sistemi burada desteklenir. Artık birçok hastalığın sindirim sistemiyle alakalı olduğu kesinleşti. Yani depresyondan tut da psikiyatrik hastalıklardan tutun da yani aklınıza gelip otistik çocuklara kadar birçok hastalığın sindirim sistemiyle alakalı olduğunu biliyoruz. Biz bütün hastalıkların aslında sindirim sistemiyle alakalı olduğunu biliyoruz doktor olarak. Neden? Kanserde bile ilk önce bağırsaklardaki bozulmadan başlıyor işler. Karaciğeriniz toksik hale geldiği zaman, otoimmün hastalıklarda da böyle, kalp damar hastalıklarında da böyle. Çünkü karaciğerde yağlanma başladığı zaman damarlarda yağlanma başlıyor. Şeker hastalığında da böyle. Bütün hastalıklarda bağırsak florası ilk kademedir. Orayı düzeltirseniz bütün vücudu düzeltirsiniz. Çünkü ölüm bağırsaklardan gelir. Ölüm bağırsaklardan gelir. İşte biz bunu yararlı bakterilerle çözüyoruz. Probiyotiği herkes mutlaka senede bir kez kullanmalı. Maddi durumu iyi olanlar 6 ayda bir kullanmalı. Sağlıklı ve uzun yaşamanın sırlarıdır bu ürünler. Bu üç ürün önemli. Tabii devamlı kullanılacak ürünler var. Balık yağı zaten kullanılacak ama reflüde, gastritte, ülserde değil. Omega 3'ü daha sonra iyileştikten sonra kullanmaya başlayacaksınız. Arı sütü keza öyle. Kraliçenin besin maddesidir. Bu temel ürünleri kullanan sağlıklı ve uzun yaşar. Bunlar sağlıklı ve uzun yaşamanın sırlarıdır arkadaşlar. Probiyotiği ise günde bir tane, akşam yemeğinden bir saat önce yutuyoruz. Sabah kahvaltından bir saat önce olabilir. Yani aç karnı alıp bir saat aç kalmak gerekiyor. Yararlı bakterilerin üremesi açısından. Bunları yerine koyduğunuz zaman bir ayda konuyor. 30 tane var zaten. Otomatikman sağlığınız iyiye gidiyor. Önce bir gaz şikayeti olabilir bağırsaklarda. İşte garıldama, buruldama ama bir ayda tam yerine oturur. Ondan sonra da sağlıklı yaşamaya başlarsınız. Peki nasıl kullanıyoruz? Probiyotiği bir kutu alacaksınız. Beni ararsınız zaten ya da burada kimin vasıtasıyla katıldıysanız onu ararsınız. Probiyotiği bir tane alacaksınız günde aç karnına. Aloe vera'yı sabah, öğle, akşam birer kahve fincanı içeceksiniz. Ayda 3 kutu gider. Propolis'i sabah, öğle, akşam 2'şer tane yutacaksınız. Bir de yatarken 2 tane yutacaksınız. 4 kutu gider. Yani ilk
maddi sıkıntısı olanlar 3 kutu alabilir. Yani sabah öğle akşam alırlar ama 4 dörtlük uygulayayım diyorsanız sabah öğle akşam ve yatarken ikişer tane yutarsanız propolis bir ay boyunca bir ayda bu hastalıktan kurtulma ihtimaliniz çok fazla. Yani reflüden senelerdir süren reflüden gastritten içeriden ama tabii bir ay sonra biraz daha devam edeceğiz. Nasıl devam edeceğiz? Dozu azaltarak devam edeceğiz. Yani sabah öğle akşam birer kahve fincanı aloe vera'ya sabah akşam yarım kahve fincanı aloe vera'ya düşeceğiz. Yani 1/3 doza düşeceğiz kullandığımız. Propolis'i sabah akşam birer taneye düşeceğiz. Yani artık 1/4 doza düşeceğiz. Probiyotiği de bırakacağız ya da devam edeceğiz. Bu noktada zaten doktor olarak ben sizi yönlendiririm. Hekim arkadaşlarımız var. Onlar sizi yönlendirirler. Bunları kullandığınız takdirde sağlığınızın düzeldiğini görürsünüz. Bir de piyasadan almayın bu ürünleri. Şimdi bakın burada sizinle bir şey de paylaşmak istiyorum paylaşabilirsem. Evet, bir resim attım buraya. Evet, görebilecek misiniz bilmiyorum. Hatta bunu da büyüteyim ben. Şöyle yapalım. Size de okuyayım. Çünkü önemli bu. Bizim Forever Living firmasının hukuk departmanının hazırladığı yazı bu. Bu ürünlerin hangi şartlarda saklandığının belli olmadığı, piyasadan alınan hepsi burada.com'lar, gitti gidiyorlar, N11'ler, bilmem ne Amerika, Scott Amerika gibi sitelerden aldığınız ürünler sahte arkadaşlar. Yani çöpe, paranızı çöpe atıyorsunuz. Peki, önce yazıyı okuyayım, sonra kısaca konuşacağım bu konuda. Bu ürünlerin hangi şartlarda saklandığının belli olmadığı, ürünlerin faturasız olarak satışının yapılması, faturasız olduğu için 30 günlük müşteri memnuniyeti iadesi olmaması, ürünü iade almamaları, para iadesi yapılmaması, son kullanma tarihlerinde silinmeler ve kazıntılar yapılması, barkod etiketlerinin kesilerek gönderilmesi, Türkçe etiketlerin sökülerek etiket tebliğ gereği ürünler Türkçe etiketle satılmalıdır, ürünlerin orijinal etiketleriyle satılması, ürünlerle ilgili öncesi ve sonrası hakkında hiçbir bilgilendirme ve takip yapılmaması, fiyatlarda indirim varmış gibi yanıltıcı rakam vererek özel müşteri ya da forever business owner hatta asistan süpervizör fiyatları üzerinden satış yapılması, stokta olmayan ürünleri paylaşarak alınan sipariş yerine başka ürün gönderilmesi, güvenlik bandı açık ürün gönderildiği için birçok ürünün son kullanma tarihinin geçtiği ve bozuk ürünler gönderildiği bizlere bildirilmektedir. Bu nedenler dolayısıyla müşterilerinizi uyarmanızı Forever firması veya yetkili distribütörler FLPT uzantılı sitelerimiz dışındaki sitelerden N11 gitti gidiyor hepsi burada Trendyol, Amazon sahibinden ve benzeri gibi internet satış siteleri Letgo, Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarından kesinlikle alışveriş yapılmamasını bildirmenizi rica ederiz. Saygılarımıza Forever Living Products Türkiye Hukuk Departmanı. Evet bunu özellikle okumak istedim size. Peki neden bunları halledemiyoruz? Çünkü bunlar arkadaşlar hepsiburada.com satıcı değil. Yani hukuki olarak satıcı değil. Bunlar bir platform ve satıcı ile tüketiciyi biz karşılaştırıyoruz diyor. Biz ürün satmıyoruz diyor. Bizi suçlayamazsınız diyorlar. Satıcıyı suçlayın diyorlar. Bu bizi ilgilendirmez. Satıcının sattığı ürün bizi ilgilendirmez. Bunu ürünü alan kişi kendisi denetlemeli diyorlar. Bu noktada da siz bunlara hiçbir şey yapamıyorsunuz. Satan kişiyi hallediyorsunuz ama hepsi burada.com'da bu tür üçkağıtçıların, dolandırıcıların ya da ne bileyim sahte firmaların sattığı ürünlerde satılmaya devam ediyor. Onu kapatıyorsunuz, öbürü açılıyor. Bu noktada siz olun, dışarıdan ürün almayın, paranızı çöpe atmayın. Hiç kimse iPhone'u, 10 bin liralık iPhone'u 7 bin lira ya da 13 bin liralık iPhone'u 10 bin lira, 3 bin lira ucuz diye almaz. Distribütör garantisi yoksa. Distribütör garantisinin olup olmadığını sanarsınız. 0212 347 8126 Forever Living'in telefonudur. Ararsanız firma çıkar. Oradaki müşteri hizmetlerine böyle bir ürün var Trendyol'da ya da işte bilmem gitti gibi orada ya da bilmem nerede Scott Amerika'da. Bu sizin ürününüz müdür? Arkasında mısınız üreticim olarak diye sorun. Garantisinin olmadığını, sahte ürün olduğunu zaten oradan öğreneceksiniz. Doktor Bey'in sunumunda izledim dersiniz. Sonra yine beni arayabilirsiniz. Evet, buralardan ürünü almayın. Bizi direkt arayarak bu ürünlere ulaşabilirsiniz. Bunlar eczanede satılan ürünler değildir. Raf ürünü değildir. Bunlar dünyanın en iyi ürünleridir. İndirimli, özel müşteri olarak indirimli alabilirsiniz.
Evet, 3 tane ürün var. Tekrar ediyorum. Reflü'de, gastrikte ve ülserde. Bunlar aloe vera, propolis ve aktif probedir, probiyotiktir. Kullanımı aloe veraya sabah, öğle, akşam birer kahve fincanı aç karnı içeceksiniz. Ayda 3 kutu gider. Propolis'i sabah, öğle, akşam ikişer tane yine aç karnı yutacaksınız. Aç topu fark etmez. Fark etmez, yutabilirsiniz. O da ayda 3 kutu gider. Aktif probeyi ise günde bir tane alacaksınız. Ayda bir kutu gider. Bir ay bu şekilde kullanacaksınız. Benimle irtibatta olacaksınız. Doktor kontrolünde kullanacaksınız. Ayrıca bu tür, yani reflü türü şikayetleri, gastrit, ülser türü şikayeti olanları mümkünse detoks programını da alacağız sonra, bunları kullandıktan sonra ya da detokstan öncesinde ya da sonrasında kullandırabiliriz. Detoks programını bir haftada vücudunuzdaki toksinleri temizlersek zaten dört dörtlük bünyeye sahip olursunuz ve bu bünyeyi düzeltirseniz de her şey iyiye gider arkadaşlar. İlaçlardan da kurtulursunuz. Sağlıklı yaşar ve yaşlanırsınız. Kısaca sorular varsa onlara da cevaplayayım. Bakıyorum. Evet, merhaba diyeyim bir de arkadaşlar. Sedat Özcan, Ayşe Durmuş, Suzan Özcan, Zekiye Kurt, Meral Selçuk, Saadettin Erbey, Sibel Doğan, Uğur Çakıroğlu, Güler Topçu, Asiye Yaşar, Güldeniz Özcan, İrfan Tutal, Songül Özcan, Cemal Yılmaz, Mesut Karabulut, Hasan Baran, Atilla Karabacak, Yasemin Şener Kök, Mustafa Ay, Mesut Karabulut, Feride Abla, Hicran Çilingir, Sedat Çiftçi, herkese aleykümselam selam vermişsiniz. Bizim Hanım, Selim Sayar, evet, Batuhan, bizim Doktor Batuhan, Mahmut Gültekin, Nezaket Ünal, Mesut Özel, Leyla Zakir, İrfan Tutal. Zaten sorulara da bakıyorum. Evet. Hamile olan arkadaş reflü sorunuyla adeta başı dertte ne kullanabilir hocam? Hamile olanlar da bu bahsettiğim ürünleri kullanabilirler. Aloe vera'yı içmesin. Propolis'i biraz yüksek alsın. Hamilelik döneminde probiyotiği de kullanabilir. Aloe vera'yı içmiyoruz hamilelikte. Ama diğerlerini kullanabilir. Evet, İrfan Tutal, pandemi döneminde yeni mutant virüsüyle sağlık durumu ciddi risk altında. Bu dönemde nereye dikkat etmeliyiz? Covid ile ilgili sunumum var, onu izlersiniz YouTube'da. YouTube'a abone olun arkadaşlar. Bir de beğenmeyen arkadaşlar varsa lütfen yayını beğensinler. Çünkü bizim nazarlığımız oluyor. Bir kişi baştan giriyor, şunu işaretliyor. Herhalde bizi çok seven bir arkadaş, nazar değmesi diye yapıyor. Programı izlemeden yapıyor çünkü. Allah selamet versin onlara da. Bizi korumak istiyorlar herhalde nazardan. Beğeni tıklarsanız üste çıkar ve insanlar izlerler. Çok teşekkür ederim. Yukarıya doğru çıkartalım. Yani benimle ilgili değil ama insanlara faydalı olmakla ilgili, buna dikkat edersek memnun olurum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bir de abone olmayan arkadaşlar kanala abone olsunlar ki böylece takip edebilirler. Önümüzdeki günlerde, kısa sürede ise kanserle ilgili bir yayın yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok fazla soru geliyor. Şöyle derli toplu bir yayın yapayım diyorum, kısa da olsa. Evet. Hasan Acun burada. Candida ile birlikte oluşan sindirim sistemi. Aynı şey. Candida da, yani bağırsak florasını düzeltirseniz bu ürünlerle Candida da iyiye gider ama Candida çok inatçı bir mantar türüdür. Bağırsak mantarıdır. O yüzden biraz zaman alır. İnsanlar bunlara dikkat etmeli. Evet, Gönül Baba buradaymış. İyi akşamlar. Çağlay Erdem. Aleykümselam. Evet, aloe vera vücudu temizler. Detoks etme özelliği vardır. En önemli özelliği odur. Antoks'tan gücü de çok fazladır. Ahmet Çakmak burada. Hoş geldiniz. Evet, ev yoğurdunda ve lahana da, suyunda da probiyotik var ama bunlar yetmez. Bizim probiyotikle onların alakası yok. Orada 6 tane yararlı bakteri yok mesela. Tek bir yararlı bakteri var. Kefirle de olmaz bu iş. Probiyotiği senede bir kere tüketmek gerekir. Evet, soruları cevaplıyorum. Propolis'i yutmak mı, ağızda emmek mi daha iyi hocam? Emmek daha iyi. Ememeyenler yutabilirler ama emilebiliyorsa süper olur. Meryem Uçar, Sevgi Müller, İngiltere burada, Almanya burada, Kerim Hanım, Fuat Orhan, Firdevs Koçak, Şakir Gürel, Aleykümselam, Murat Kılıç, burada hoş geldiniz Murat Bey.
Orhan. Hocam ben 15 yıldır ilaç kullanıyorum. Röntgen var. İşte kurtulursunuz inşallah. Bir de bahsettiğim şeyden bizim de detoks da çok önemli. Detoks da değerlendirin. 22 Şubat'ta detoks başlayacak. Kaçırmayın arkadaşlar. Fazla kilosu olanlar, işte ülser, gastrit refüksü olanlar detokstan yararlanabilirler. Mesut Karabulut burada. Parkinson hastası konuşamıyor ve kabızlığı çoktur. Yani konumuz değil ama bunlar vücudun tamamen düzeltilmesiyle alakalı. Temel eğitim seminerim var bir tane. Temel eğitim semineri bir, onu izleyin Mesut Bey. Hastaya da izlettirin. Sebahat Özdemir. Sonra beni arayabilirsiniz. O yayını izledikten sonra beni arayabilirsiniz. Bir ve iki var, birinciyi izleyin. Bu Çakıroğlu, hayırlı akşamlar. Sevgili sever. Evet. Nezaket Ünal'ın tarifiyle hazırlamanız lazım. Nezaket Hanım bizim detoks gruplarımızın yöneticisi, yüksek hemşire arkadaşımız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Elimden geldiğince benim yaptığım şeyleri anlattım. Tabii ben o 30 sene önce geçirdiğim reflü gastrit rahatsızlığını atlattım yani. Kolay kurtuldum. Bu ürünleri ben 16-17 yıldır kendimde, ailemde kullanıyorum. Bunları siz de hayatınıza sokun. Herhalde yapabileceğiniz en iyi şey o. Çünkü sağlıklı yaşamak olmadıktan sonra hayatında bir anlamı kalmıyor. Sağlığımızı desteklememiz gerekir. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.